hayatta en çok tuttuğum iki meyve vardır. Biri nar, biri elma. Nara girersek zaten 10 saat koşmak lazım. Elma için de öyle söylüyorum. Elma da mesela, elma kabuğu müthiş faydalıdır. Elma kabuğunu farelere vermişler. Beyaz tüylü yaşlanmış farelere veriyorlar. Ve bunların belli bir süre besledikten sonra bu beyaz tüylerinin siyahlandığını görüyorlar elma kabuğunu yedikten sonra. Ve gelen bir çalışma var. Elma kabuğuyla ilgili genetiğini düzeltiyor. 440 veya 450 tam sayısını hatırlamıyorum. 444 olabilir. Farede aşağı yukarı 55 tanesinin genetik kanser oranları genetiğini düzeltiyor elmanın kabuğu. Elma kabuğu. Ama hani üstü parafinli, mumlanmış, ama ben organik elma kabuğundan bahsediyorum. Evet. Yani yamuk yumuk da yetiştirebilirler organik diye satmak için. Yani hiç el değmemiş, ilaçlanmamış, doğrudan bir böcek ilacı yapılmamış elma kabuğundan bahsediyorum. Pazardaki en ucuz elmadan bahsediyorum ben. Her hastama onu veriyorum. Meyan köküyle elma kabuğunun beraberce veya elma suyunun beraberce kullanılması mide kanserlerinde en önemli tedavilerden bir tanesidir. Meyan kökü tozu bir çorba kaşığı, ama tabii hipertansiyon olmayacak, diyabet olmayacak. Yani yanlış anlaşılmasın. Mide kanseri de bir ve birdir. Gene son bir çalışma. Bunu Türkiye'de kimse bilmiyordur. Kızılcık. Mide kanserlerinde pylori dediğimiz, Helicobacter pylori vardır. Mide kanserine sebep olur. Biz senelerce bilmezdik. Herkesin midesini kesip atardık. Meğerse bu ülser yaparmış bu melek. Bunu son 15-20 senede öğrendim. Bunu yok ediyor. Ve aynı zamanda mide kanserlerinde tümörü küçültüyor kızılcık. Ayrıyeten gene son aşağı yukarı bir ay evvelki çalışma. Kudret narı. Ya kudret narı biz zaten ülserde kullanırız. Fakat mide kanserine iyi geldiğini Amerika'daki son yayın gösteriyor. Gene bu pylori'yi yok ediyor ve mide kanserini yok ediyor. Kudret narı. Kudret narının çok şifalı olduğunu hepimiz biliriz. Ama biz kanserin mide kanserine iyi geldiğini Amerika'dan duyuyoruz. Biz mide ülserine iyi geldiğini bilirdik. Amerikalı çalışıyor. Amerikalı araştırma yapıyor. Biz de bunları topluyoruz. Ama biz de tecrübelerimizle, işte hoca da ben de tecrübelerimizle biz bunları çoktan keşfetmişiz. Mesela yeni bir yayı. Turunç kirpektini. Ya ben bunu 15-20 senedir hastalara veriyorum. Çünkü mandalina'nın kabuğunun beyin tümörlerini küçülttüğü aşağı yukarı 10 sene 12 sene evvel gösterilmiş. Beyin tümörünü küçültüyor ya mandalina kabuğu. Bunun üzerine ben hastalarıma bir mandalina, bir portakal, bir limon, eğer beyin tümörü ise 5 mandalina, yarım limon, yarım portakal, ama şeyden alın demiyorum, marketten değil, açık alacaksınız çünkü üzeri bunların mumlu ve ilaçlı. Çünkü bunlar bozulmasın ve gösterişli olsun diye bunlar mumlanıyor ve ilaçlanıyor üstü. Pazardan alacaksın diyorum veya ağacından toplattıracaksın. Bu Ege'den, Akdeniz bölgesinden. Bunları ben senelerdir verirdim. Şimdi Amerika'da çıktı. Yayınlandı. Ve diyor ki, hatta cerrahi esnasında bakın, bunu Türkiye'de ilk defa söyleniyor bu. Dünyada da aşağı yukarı 15 gün evvel yayınlandı. Cerrahiden evvel bunu verin diyorlar. Limon hoca. İşte beraber. Ya limon da bu gruba sokuyor. Sokuyorum. Ama beyin tümörü varsa mandalinayı daha çok koyuyorsun. Mandalina kabuğundaki madde beyin tümörlerine daha fazla etkili. Ama limon kabuğu, portakal kabuğu, kesmik kabuğu, bunların hepsi faydalı. Ama biz onu yalnız vermiyoruz. Kendisini beraber sıkıyoruz. Yani mandalinanın, portakalın, limonun kabuğu ve içiyle beraber mikserden geçiriyoruz. Ve bunu hastaya bir bardak her gün ye diyoruz. Biz de yemeliyiz, hasta değil. Bizlerin de yememiz lazım. Biz yalnız bunları atıp tutmakla değil. Biz bunu kanserden korunmak, kanser tedavisi esnasında veya kanserden sonra bunları almalıyız. Bu söylediklerimiz yüz binde bir konuşmalarımız. Bu kısa bir esnafında anlatacaklarımız çok. Ama yani sırası geldikçe bazı şeylerden bahsetmek durumundayız. Zerdeçal dünyada bana sorulursa dünyanın en kıymetli baharatıdır. Daha ben üstüne onun gül koklamam. Zerdeçal. Zerdeçal İran ve Hindistan'da yetişir en çok. Hindistan'da akciğer kanseri 1/8, meme kanseri 1/5, kolon kanseri, yani rakamlarda oynama yapabilirim, 1/9. Bütün tümörlerde bu oranda az gözüküyor. Çünkü
en fakir Hintli bile, en fakir ülke, günde bir kahve kaşığıyla bir tatlı kaşığı arasında zehirleşen tüketiyor. Adam ondan ölmüyor, yoksulluktan ölüyor. Kanserden ölmüyor. En az kanser gözüken ülke Hindistan. Çünkü zerdeçal tüketiyor. Ve Alzheimer'de de hocam ölmüyor. Onun faydalarına gelirsem zerdeçal destan. Romatizma da faydalı. Artroz'da faydalı. Parkinson'da faydalı. Pek çok kanserlerde faydalı. İnanılmaz faydalı olan bir bitki. Ve de ucuz. Şimdi bir de onun üzerinde... Ulaşılabilir. Ulaşılabilir. Tabii canım. Ama ulaşılabilir biraz esasında pahalı. Yani... nasıl panatkinzen kalırsınız? 400 dolardır esasında 1 gramı. Bizim televizyonlarda sahtekarlar panatkinze kilo kilo satıyorlar. Salataya. Şimdi salatalarında hastalarımıza eğer diyabet yoksa muhakkak havuç verin. Şu kırmızılarda şaş. Siyah ve kırmızılar. Kara turup verin. Kara turup çok önemlidir. Kara turupta hatta bayır turbu vardır. Bayır turbu benim çocukluğumda vardı. Fakat biz millet olarak Amerikalıların açılanmış kırmızı turbu çıktıktan sonra bayır turbunu yok etmişiz. Hors radiştir bir adı. Hardallı olan turptan. Acıdır, çok acıdır. Ağzına süremezsin. Ağzına süremezsin. Hors radiş. Ve bu tarihte hem Yunan hem Mısır tarihinde var. Altınla tartılırmış. Hors radiş. Yani bayır turbu. Bir derde deva derlermiş o zaman. Hatta bizim atasözümüz vardır. Hasta ölmek üzeredir. Bayır turbu versen nafile derler. Bizim tarafımızdan da biliyor. Ama biz bunu yok etmişiz. Ben binlerce çiftçiye, bir ara gelen hastalarıma söyledim. Ama ne olur bunun tohumunu bulun da bana da getirin, ben de üreteyim. İnan bir tanesi getirebildi. O da ne derece doğru anlayamadım. Çok acı değildi. Ama Amerikalı bunu keşfetmiş. Amerikalı bunun hapını yapmış olsa diş. İçine biraz aroma koyarak şişelerde Amerika'da bütün organik yerlerde her yerde satılıyor. Çünkü bu bayır turbu özellikle akciğer kanserinde ve adenokanserde bir numaralı bitkisel gıdadır. Onu şu kara turp koyun dedi. Salatada çünkü bayır turbu yok nereden bulacaksın? Kara turp. Çünkü kırmızı turp da yok o kadar etki. Kara turp acı olduğu için biraz daha iyi. Bunun yanında geliyorum soğan koyun dedi. Yiyebildiğiniz kadar soğan. Hangi soğan? Kış soğanı. Bildiğimiz kuru soğan. Soğan. Çünkü ben hatta yazın diyor ki hocam ben yeşil taze ama beyazını muhakkak ediyor. Şifa beyazında. Soğanın bir kere çok büyük faydaları var. Kuarsetin ihtiva ediyor. Soğan, elma kabuğu ve pırasa. Üçünde kuarsetin vardır. Hemen bununla ilgili bir çalışma size söylüyorum. Bu gene Amerika'da yapılan bir çalışma. Over kanseri yani yumurtalık kanseri olan kadınlarda kemoterapi görmüş. Bunlarda C125 denen bir tümör markörü vardır. Bu hep yükselir kanser ilerledikçe. Kemoterapi yapıyorlar hiçbir cevap elde edemiyorlar. Tümör düşmüyor bir türlü tümör markörü. Bunlara günde 100 gram elma kabuğu, 100 gram soğan, 100 gram da pırasa. Bunu bulamaç haline getiriyorlar. Biraz üstüne zeytinyağı geçiyor veya buharda pişiriyor. Bir ay süreyle yediriyorlar her gün. Ve görüyorlar ki CA12-5 650'lerden 700'lerden 70'lere 170'lere düşmüş. Yani hiç ise %30 veya %50 bir düşüş elde edilmiş. Hemen şunu söyleyeyim. Halkımız duysun. Kırmızı etin antidotu zencefildir. Bir gece evvelden zencefile yatırsınlar kırmızı eti. Ertesi gün piknik yapacaklarsa. Zencefil bunların kanserojen etkisini alır. Mangal yapılsa da ne hocam? Şimdi bakın, mangal artık halkımızın bir kültürü. Onun için çok az pişirsinler, yakmasınlar, ekmek kızartmasınlar, kızarsalar bile hemen sokup çıkarsınlar. O üzerindeki en ufacık bir siyahlık doğrudan doğruya kanserojen maddedir. Mide kanserinin sebebi, özefagus kanserinin sebebi, ağız kanserinin sebebi, kolon kanserinin sebebi. Bu zaten senelerce evvel ispat edilmiş bir şey. Biz patoloji okurken 1967-66 yıllarında yaşım meydana çıkıyor ama önemli değil. O zaman bize zaten patoloji kitaplarımız yazardı. Ama mangallarda işte yakmayın zeti bilmem ne maddeler ortaya çıkarak işte bunlardan dolayı kanser olur falan filan derlerdi. Zaten onu bilinen bir şey bu.
Profesör Erkan Topuz'un anlattığı her şey kendi görüşleri değil. Evet. Son 3 ayki çıkan bilimsel dergilerde, tıbbi dergilerde yayınlanan ve bilimsel araştırmalarda batı veya gelişmiş ülkelerdeki açıklanan bilimsel verilerin sonuçları anlattı. Hani kendi görüşüne göre hoş kafadan bir sohbet etmiyor. Şimdi neler dedi? Bir, elma kabuğu. Şurada bir elma bize oradan bir kabuğunu soyar mısın Ceyda? Tamam. Elma kabuğu kanserin genetiğini değiştiriyor diyor. Bakın bu kadar önemli elma kabuğu. Onu çaylara katabilirsiniz ama bir uyarıda bulundu. Üstü mumlu olmayacak, olmayacak dedi. Ne yapmak lazım? Çok bol yıkayacağız değil mi? Yetmiyor. Alkalini suyla yıkayacağız. Sirkeli su. Sirkeli tam suyla tersine. Yıkayacağız. Alkali su içmek için iyi ama temizlik için asidik su iyi. Su. Tam tersi. Aman bunu unutmayın. Alkali suyla değil. Alkali suyla değil yani bu tür kirlerin çıkması için daha etkili olan sirkeli su, asidik etki. Ama dediğim gibi gözü yıkamak başka. Meyan kabuğu ve elma, meyan kökü ve elma kabuğu mide kanserini tedavi ediyor. Bu da müthiş bir bilgi. Kızılcık. Peki elmanın yeşili, kırmızısı fark etmiyor değil çok mi? Çok fark etmiyor. Mühim olan mevsimin taze, hatta mümkünse organik elması olması. Evet, üstündeki tabii. O mumlu, o parafin boyanın olmaması önemli. Ama nereden bulacağız? Şimdi bize yeşil elma kesti. Bir gösterelim mi Ceyda yeşil elma? Bu yeşil elma kabuğunda daha fazla pektin var. Kuversetin hepsinde de var. Kızılcık. O yüzüne bakmadığımız buruk kızılcık kanser tedavisinde birebir. Bir de kızılcık bir şeye çok iyi geliyor biliyor musun? Ne? İlgili? Birazdan bahsedeceğiz. Uyku. Melatonin salgı. Doğal melatonin hapı almış gibi. Kudret narı. Kanseri önlüyor. Peki nasıl yaparız bu kızılcığı? Nasıl yapabiliriz? Mesela kaynatalım mı? İçinde şekerle mi içelim? Çok acıdır. Kızılcığın VTR'si hazır mı? Barkovizyona bir kızılcık girse, daha doğrusu oraya girsin, oradan kızılcığı gösterelim. Ben de kızılcığın şifalarını söyleyeyim. Ahu Aysal'ın sorusuna detaylı bir cevap çünkü vermiş olayım. Çünkü yapmasını da bilmek lazım. Doğru. Nasıl yiyeceğiz? Doğru. Bir kere bu tür şeylerde, bakın şu an kızılcığı görüyorsunuz değil mi? Ekranda bir bakalım yiyeceğine kızılcığa. Ülkemizde kızılcığı bilmeyen aşağı yukarı yoktur. Çoğu kişi de yüzüne bakmaz kızılcığı. Evet. Aa der bu kızılcık der. İşte... Bir, bazen marmelat falan yaparlar aynen. Kızılcıktan ama. Şimdi kızılcığın ne faydası var? Bir, kızılcık çalımsı bir bitkidir. Ve bütün bu orman meyveleri ve çalı bitkiler özellikle koyu renkli olurlarsa mor, kırmızı, kızıl renkli olurlarsa daha çok antioksidan salgılıyorlar. Kızılcık mideye kuvvet verir. Vücut direncini arttırır. Çok güçlü bir antioksidandır. Kansere karşı koruyucu bir maddedir. Erkan Hoca'nın da dediği gibi. Bağırsak yaralarına iyi geliyor. Süper bir şey. Onun dışında gazı önlüyor ve her ağız şey yaralarına. Var. Şimdi bir numara karadut. Ağız yaraları, aftlar ve uçuklar için. Bu arada demin bahsettiğim uzun dönemde uçuk çıkmasını önlemek için biber gazında kızılcık şerbeti ve karadut şurubu veya karadutun kendisi de çok faltalı. Mikrop öldürücüdür. İltihaplanmayı önler ve alerjileri azaltır. Ateş düşürücü etkisi olduğu için menopozda şerbeti çok iyi. Harika bir şey. Kanın pıhtılaşmasını, K vitamini çok yüksek içerisinde. Böbrek taşlarına düşürücü etkisi var. Ve kızılcık ağacının kabukları da ishal kesicidir. Meyveleri ise tersine ishal yapıcıdır. Yani yaprağı ishali kesiyor, meyveleri ise bağırsak çalıştırıyor. Evet. Çok güçlü bir antioksidandır. Şeker hastaları bile kızılcık tüketebilir. Çünkü glisemik indeksi çok düşük. Ama buruk olduğu için halkımız sevmiyor bunu. Ne yapmak lazım? Kızılcığı, bayağı bolca kızılcığı. Evet. Mevsiminde de yani mevsim dışı tüketmek için de bir kere derin dondurucuya poşetleyip bir koyun. Koyalım dursun. Uykun kaçtı. Çünkü melatonin salgılatıyor vücudu. Evet. Uyuyamıyorsun. Mesela doğal melatonin hapı almak kadar etkili bir bardak kızılcık. Evet. Ondan sonra vişnede de var bu melatonin. Ama birinci derece kızılcık da var. Mesela bunu kaynattınız, özünü çıkarttınız. Tam bunu içeceğiniz zaman tüketin bir parça bal veya pekmez veya hurma şurubu. Tamam, bu şekilde tatlandırabilirsiniz. Hı, veya güzel. Bütün kompostlarda hepsinde bir mesela bir kilo kızılcıktan kocaman bir şurup yapacaksınız. 5-6 litrede. İçerisine de birkaç avuç üzüm atın. Aha. O da şeker verir. Üzümün şekeri olabilir. Dutun şekeri olabilir. Çok güzel. Ilındıktan sonra da bu. Şimdi kızılcık bakın bunlar minik dokunuşlar büyük ayrıcalıklar yaratabiliyor. Kızılcık böyle. Bir de yine Erkan Topuz hocamız şunu söyledi. Dedi ki kudret narı mide kanserini önlüyor. Bu müthiş bir bilgi. Üzeri mumlu meyveleri dikkat edin. Meyveleri işte dediğim gibi sirkeli suyla yıkayın dedi. Mandalina kabuğu kanseri önlüyor. Bakın mandalina kabuğu. Bodrum'da çok yaparlar reçellerini. Evet. İşte orada mesela mandalina kabuğu da yenir orada ve çok da faydalı. Zerdeçal birazdan bahsedeceğiz.
Ve Hindistan zerdeçalı çok tükettiği için iki hastalık az gözüküyor Hindistan'da. Bir, kanser az gözüküyor. Kanser. İki, ne az gözüküyor Hindistan'da? Zerdeçal neyi önlüyor? Alzheimer. Zerdeçal Alzheimer'ı önlüyor. O yüzden Hindistan'da, Pakistan'da yani bu zerdeçalın çok tüketildiği yerlerde Alzheimer insidansı çok düşük. Nerede çok kullanırız şeyi? Zerdeçalı. Her yerde. Her yerde. Her yerde. Baharatçılarda var. Hayır. Nerede bu, kullanabiliriz? Nerede kullanıyoruz? Çorbada kullanabiliriz, çorbada. Tatlıda kullanabiliriz. Salata tatlıda. Soslarında, evet. Abi. Zerde tatlısı, Osmanlı'nın geleneksel evet, tatlısı. Zerde. Daha sonra salata soslarında kullanabiliriz. Hatta içeceklerimizin içinde bile kullanabiliriz. Evet. Peki. Tarçını kullandığımız gibi onu da evet, kullanıyoruz. Evet. Hadi zerdeçalın faydalarını da söyleyelim. Zerdeçal bildiğin gibi bu renkte. Fakat evet. Çok ışık görürse rengi değişiyor. Yani onun da çok fazla ışık görmemesine fayda var. Aynen. Esasında bir gıda boyasıdır da zerdeçal aynı zamanda. Şimdi zerdeçalın şifası bir kere sinirler için iyi. İltihap gidericidir. Romatizmadan tutun da vücuttaki yanma şişliklere kadar mideyi kuvvetlendiricidir. Gaz ve idrar söktürücüdür. Karaciğer için oldukça yararlıdır. Verem hastalığında faydalı. Soğuk algınlığı ve astıma iyi gelir. Karaciğer hastalıklarında sarılıkta, sarılık sonrası nekahatte çok faydası var. Onun dışında kansere karşı koruyucu etkisi içindeki kürkümin adı verilen bir kimyasal madde var. Bu madde kansere karşı koruyor ve de Alzheimer'e karşı da koruyucudur. Ne zerdeçalı kadar içmek lazım onunla? Bravo, en güzel soruyu sordu. Bir tatlı kaşığı verir misin? Tabii. Şimdi zerdeçalı nasıl tüketeceksiniz? Bir, zerdeçalın tadı çok sevimli değildir. Ben de sırf şifa niyetini yiyorum. Ben mesela zerdeçalı günde şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tüketirseniz etkileri daha iyi çıkıyor. Ama zerdeçal çok çok iyi emilmiyor. O nedenle ya kimyonla beraber kimyonlu bir yemek de tüketmek lazım veya bir rezene çayı üstüne içmek lazım. Veya balla karıştırıp macun yapıp yutabilirsiniz. Balımız tabii. Var mı? Var. Var. Biraz bal verir misin bana bir kapla? Bakın zerdeçalı sevmiyorum. Zerdeçalın tadı kötü geliyor diyorsanız eğer... Karaciğerden toksin atıcı çok faydalı bir şifalı baharat olan zerdeçalı aynı miktarda balla karıştırıp macun yapabilirsiniz. Ve macun yaptıktan sonra da bir seferde yutabilirsiniz. Daha iyi çok emilmesi pahalı için. Çok pahalı mıdır bu? Hayır. Hayır. Yani şöyle söylüyorum hep kanser çok daha pahalı. Doğru söylüyorsun. Kalp krizi çok daha pahalı. Doğru. Romatizmalar, avuç ilaç yutmaklar, check-up'lar, doktor bizi bunlar daha pahalı. Ve bu kadar basit şey. Harikasın. Bir tatlı kaşığı bala, bir tatlı kaşığı zerdeçalı aldık. Karıştırıp macun yapıyorsunuz. İşte bu karaciğer, toksin bunun için çok faydalı. Bu arada kimyasal etkiye maruz kalan vatandaşlar için de şu dönemde zerdeçal aynı zamanda karaciğerde toksik maddelerin atılmasını sağlayan kişniş ve zerdeçalda bu işte biber gazı veya kimyasal maddeye maruz kalan kişiler için de onların olumsuz etkilerini vücuttan atmak için en basit doğal ucuz bir etkidir. Bu arada Twitter'dan bir soru gelmiş. İşte bakın aynen zerdeçalı bu şekilde oldu bitti bile. Bunu balla karıştırıp yutabiliyorsunuz. Gelen sorulardan bir tanesi spesifik soruları geçmiş. Diyorlar ki lens kullananlar için non perfect sormuş bunu Twitter'dan. Lens kullananlar için biber gazının ekstra etkileri var mıdır? Ne yapmak gerekir? Lens burada tabii ki ilk etapta o basınçlı şeyi koruyabilir ama sonrasında daha çok tutabileceği için kimyası imkan varsa lensleri çıkartıp yine alkali suyla gözü yıkamak ve sonra lensi de alkali su veya solüsyon yıkadıktan sonra tekrar takmak daha doğru olabilir. Şimdi zerdeçalı anlattık, kızılcığı anlattık. Bir de sağlıklı bir içecek lazım. İnsan, nasıl buldun tadını? Vallahi çok beğendim. Beğendi. Hiç çünkü... yenmeyecek gibi değil. Çok diyorsun. Güzel. Peki. Bir de bir şey var. Yani bunu kafanda yerleştirirsen ki bu bana faydalıdır. Evet. O zaman acılığını da kötü tadını da unutuyorsun. Yani nasıl bakarsak öyle nasıl olur. Aynen öyle oluyor. Peki. Bir kez alıştı mı zaten tadına yani şey oluyor seviyorsun. Ben tadını çok seviyorum. Ballanda karıştırınca evet. Hiç çok da güzel. Bu bana faydalı da olacaksa zaten ben bunu yerim bir kaşık hiç dinlemem.